Genç bir adamın babası hastalanmıştı ve ölüm alametleri onda görülmeye başlamıştı. Bu hayattaki son nefeslerini alıyordu. Tek kelime bile konuşamıyordu. Ölüm meleği ruhunu kabz etmek için onun yanına gelmişti. Sonunda adamın canını aldı. Adam artık cansız bir bedenden ibaretti. Adamın evi ağıtlar ve ağlama sesleriyle yıkılıyordu. Sesler yükseliyordu. Herkes şaşkınlık içindeydi. Artık ölmüştü. Hayattan kopmuştu. Adamın oğlu bir hocayı aradı ve ona ''Hocam benim babam vefat etti. Onu yıkatmak ve kefenletmek, namazını kılıp defnetmek istiyoruz.'' dedi. Hoca efendi geldi, adamı bir taşın üzerinde upuzun yatırdılar. Hoca adamı yıkayıp pakladı ve kefenledi. Sonra onu bir tabuta koyup omuzlarına aldılar. Çığlıklar yükseliyordu. Bir daha asla göremeyecekleri saygın birini kaybetmişlerdi. Sonra adamın namazını kıldılar. Adamın oğlu insanların önünde ağlamaktan yıkılıyordu. Babasıyla beraber kabre girmek, onunla vedalaşmak istiyordu fakat insanlar ona engel oldular. Ağlaması daha da şiddetlenmişti. ''Bırakın beni de babamla vedalaşayım, onu bir daha asla göremeyeceğim.'' dedi. Sonunda kabre girip babasıyla vedalaşmasına müsaade ettiler. Hoca kabrin başında duruyor ve insanlara hitap ediyordu. ''Adem oğullarından bir kişi öldüğünde şu üç şey dışında ameli ondan kesilir.'' Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim veya yetiştirdiği hayırlı bir evlat. Ancak adamın oğlunun niyeti hiç de hayırlı değildi. Bu yaptıkları insanların önünde rol yapmaktan başka bir şey değildi. Oğlu babasının yüzündeki kefeni açtı ve ''Ölüp gittim baba. Ben senin malına, mülküne ve mirasına en layık olandım. Bu malda, mülkte ortak falan da istemiyorum.'' Cebinden babasının bütün mülkleri kendisine bıraktığına dair bir kağıt çıkardı ve babasının baş parmağını alıp kağıttaki ilgili yere bastırdı. Ancak onlar tuzak kurdukları gibi Allah da tuzak kurar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Oğul içinde bulunduğu kabirden hiç ibret almadı. Bir gün kendisinin de oraya gireceğini, hocasının onun kabrinin başında vaaz edeceğini unuttu. Kötülüğü emreden nefsi, hevası ve şeytanı onu esir aldı. Allah orada babasının kabrindeyken isyanı ve yapmaya çalıştığı kötülükleri üzerine canını alsın diye ona ölüm meleğini gönderdi. İnsanlar gencin kabirden çıkmamasından dolayı meraklandılar. İçlerinden birinin orada neler oluyor diye bakması için indirdiler. Adamı babasının mezarında cansız bir ceset halinde buldular. Adamı oradan çıkardılar. Ağlama ve bağırma sesleri daha da yükseldi. Resulullah aleyhisselam, "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Gözlerin dışarıya fırlayacağı güne kadar onları ertelemektedir." buyurmuştur. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, akıbetimizi hayırlı kıl. Allahu Teala en büyük ve en iyi bilendir. Ölüm Allah'ın emridir ve her kul bir gün mutlaka onunla yüzleşecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Her nefis ölümü tadacaktır." buyurarak bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm konusunda bize pek çok hadis-i şerif söylemiş ve bizleri onun hakkında uyarmıştır. Ölüm, insan için en korkutucu bir mefhumdur. Ölüm anı kolay olmayan, belli sıkıntılar içeren bir durumdur. Ancak ondan daha da önemlisi ölümden sonraki hayattır. Her insan ölecek ve gözlerini kabirde açacaktır. Kabirdeki kendine geliş, bedenle olmayacak, manevi bir alemde olacaktır. Bu sebeple dışarıdan bakanlar onu ölü görse de, o kişi manevi bir alemde hesaba ve sorguya çekilecektir. Hesaba çekildikten sonra kıyamete kadar bekleyecek, bu sırada kendisine cennetlikse cennette nimetleneceği anlar, cehennemlikse cehennemde çekeceği azap gösterilecektir. Bu akıl bali olan her insan için sabit bir hükümdür. Akıl bali olan herkes Allah'a inanmakla ve onun emirlerine uymakla sorumludur.